Bugün başkanımın da söylediği gibi çocuk istismarıyla ilgili toplanmış bulunuyoruz. Ben konuşmama geçmeden önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konumuzun başlığı çocuk istismarını kadınlar durduracak. Çocukların güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken her gün yeni bir çocuk istismarı haberiyle uyanıyoruz. İktidarın başkanı bugün çıkmış çocuk istismarı için en ağır cezalar getireceğiz diyor. Bu toplumsal bir dinamiktir diyor. Ne yazık ki bu sözler iktidarı her zamanki gibi söylediği başka, yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını kaybetmiştir. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır. Bunlardan birincisi cezaları artırmaktır. İkincisi ise istismara zemin yaratan ve sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur. Ve çocuklarımızın geleceğimizin onları korumak hepimizin göreviyken susmak, buna sessiz kalmak, suça ortak olmak demektir. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz. Çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Ve bu taleplerin yasal takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili birincisi, çocuk istismarı ile ilgili kanunlar mahkemelerin ihal indirimleri ya da ceza indirimine imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. İkinci olarak da çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak devlet eline denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz. Üçüncüsüne geldiğimizde ise çocuk istismarını öven, 6 yaşında çocukla evlenilebilir diyen, istismarı öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz. Dördüncü konu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuya duyarlı olmasını ve ne olduğu bellisiz, yetkisiz kişilerin yandaş medyada kutsal dinimizle ilgili çarpık söylemlerine dur demesini, yoksa Diyanet İşleri'nin görevinin sadece maaş dağıtan ve yardım toplayan bir birim olduğu düşüncesi millette hasıl olacaktır. Hükümeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki biz kadınlar, çocuklarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Çocuk istismarına hayır diyoruz kısacası.